Bugün telsiz sevenler için harika bir film incelemesiyle beraberiz. Gayrı Beyefendi Savaş Dairesi filmin ismi. The Zombie Podcast'i dinliyorsun. İstasyon şefinin Tonguç ben. Bu tarz içerikler hoşuna gidiyorsa videoya başlamadan önce kanala abone olmanı, videoyu beğenmeni ve yorumlarda fikirlerini benimle paylaşmanı tavsiye ederim. Ve videolardan, yeni videolardan hızlıca haberdar olabilmek için zil düğmesine basacaksın. Hemen şuralarda bir yerde olmalı. Hazırsanız filme geçelim arkadaşlar. Amazon Prime'da ücretsiz olarak izleyebileceğiniz Gayri Beyefendi Savaş Dairesi filmini Guy Ritchie yönetiyor. Guy Ritchie önceden işte Snatch, ne vardı, Ateşten Kalbe, Akıldan Duman'a, Servet Operasyonu, Uncle, Rock'n'Roll'a gibi böyle heyecanlı, aksiyon dozu yüksek ve ofensif mizaha sahip filmleriyle tanıdığımız bir abimiz. Aynı zamanda Madonna'nın kocası olması lazım galiba. Neyse, bu detay hepimizi ilgilendirmiyor. Yeni filmini ben dün Prime'da izledim ve izler izlemez filme aşık oldum dostlar. Filme aşık olmamı sağlayan bazı telsizcilikle alakalı detaylar var. Bunları paylaşmak istiyorum. Ama öncesinde şöyle bir detay var ki filmde bizim Ian Fleming olarak bildiğimiz James Bond serisinin yaratıcısı olan abimiz zaten gerçek hayatında da İngiliz istihbaratında çalışan bir abimiz ve bu abiye bu filmde de yer verilmiş. Bu filmin ana karakterlerinden biri aslında, bu operasyonu planlayan abilerden. Ve filmde oynayan başrol oyuncumuz Henry Cavill'in üstlenmiş olduğu binbaşı rolü var. Ve bu rolden James Bond karakterini yarattığı, bundan özendiği düşünülüyor. James Bond karakteri de zaten istihbarat servisinde işte muhteşem ajanları olduğunu İngiltere'nin düşünülmesi için yaratılıyor. Çünkü İngiliz ajanları sürekli bal tuzağına düşüyor. Yani kadınlar tarafından baştan çıkarılıp devlet sırlarını satan insanlar. Ayrıca filmdeki telsiz detaylarını göstermek istiyorum. Mesela gemide seyahat ediyorlar. Baş karakterimiz binbaşı Henry Cavill'in oynadığı abinin yanında telsizi görüyorsunuz. Sürekli olarak telsiz ve Morse alfabesiyle iletişim kuruyorlar. Burada filmde bir sahnede trende giderlerken Nazilerin çantasını çalıyorlar. Çantadan planları alıp kendi çanta telsizleriyle Morse alfabesi üzerinden İngiltere ile iletişim kuracaklar. Bunun için önce abimiz bir telsiz anteni kuruyor. Anteni çekip uzatarak oradaki ışığın metaline bağlıyor ve kendince güzel bir antene sahip oluyor. Gördüğünüz gibi aslında geçmişin çok basit bir telsiz iletişim cihazlarından biri ve bunu Morse göndermek için kullanıyor. Sizin detayları, frekans ayarları burada gayet net görünüyor. Aslında kurcalamak isteyeceğimiz aletlerden biri dostlar bu. Filmde telsizcilik üzerine, Morse üzerine şöyle güzel bir detay var. İstasyon çalışmaya başladığında kendini karşı tarafa tanıtıyor. Karşı taraf alıma hazır olduğunu bildiriyor ve mesajı geçiyorlar ve daha sonra alım tamamlandı mı, eksiksiz alındı mı onaylıyorlar bunu ve ardından iletişimi kapatıyorum deyip telsizlerini kapatıyorlar. Bütün telsizcilik iletişim protokollerini gerçek zamanlı olarak gerçek hayatta savaş ortamında nasıl kullanıldığını bu filmde görebiliyorsunuz. Mesela burada mesaj alım sahnelerinden biri, kağıda işte logbook'una bütün iletişimi, mesajı kaydediyor. Bu bizim filmde arkadaşların kullandığı Morse düğmesi, ne denir buna ya, Morse iletim zamazingosu diyeyim. Gerçekten eski model bütün Morse kullandıkları cihazlarda bu aletten vardı. Bu sahnede ise mesela İngiltere zamanının başbakanı, neydi o adamın adı, Winston Churchill'ın bizim abilere gönderdiği radyo mesajını dinliyorlar. Öyle bir sahne. Ya burada telsiz üzerinden iletiyor ama bir sonraki sahnede bir mikrofona konuştuğunu görüyoruz. Aslında bu bir ulusa sesleniş konuşması gibi bir şey. Büyük ihtimalle de bu sahnede abilerimiz kısa dalga radyo üzerinden kendi başbakanlarının ulusa seslenişini dinliyorlar. Ve gemide asla geri dönemeyecekleri, asla vazgeçemeyecekleri, belki uğruna ölecekleri bir göreve gidiyorlar. Bence çok güzel bir detay. Yine limanda geçen bir sahnede Morse'la mesajı ilettikleri sahne burası. Bazı koordinatlar veriyorlar. Koordinatları verirken işte mesela 23 oğlan 27 kız olarak veriyorlar. Yani doğu batı olarak değil, aslında kod isim kullanmışlar. Burada da
İngiliz savaş karargahında bir telsiz istasyonu görüyoruz. Burada Ian Fleming ve zamanının işte MI6 komutanı The M diye geçer ya, hani James Bond filmlerinde o karakteri görüyoruz arkadaşlar. Güzel, çok güzel detaylar var telsizcilik adına. Burada bütün takım telsiz mesajından gelen emirleri dinliyor savaşa, çarpışmaya girmeden önce. Ve filmde çok ciddi anlamda Morse alfabesini ışıkla kullanıyorlar. Karanlıkta birbirleriyle haberleşmek için telsizle konuşamayacakları ortamlarda. Burada Henry Cavill kıyıya bir mesaj veriyor. Aynı şekilde kıyıdan, şurada geminin yanında gördüğünüz üzere, yine Morse alfabesiyle mesajı alıyor. Yine filmin son sahnesinde, yine spoiler vermiş gibi olacağız ama, İşte bizim karakterlere yaklaşan bir gemimiz var. Gemide de kendilerini tanıtmak adına Morse alfabesiyle iletişim kuruyorlar. Bu video şimdilik bu kadar dostlar. Bir hazırlıkçılık, bir telsizle alakalı bir filmi tanıtmak istedim size kısaca. Umuyorum keyifli bir içerik olmuştur. Morse alfabesinin ve telsizciliğin önemini umuyorum iliklerinize kadar hissetmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Sonraki yayınlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.